Ama yani ben siyaseten çok özür dilerim. Ya şuraya takıldım. Engin Altay gibi tecrübeli bir siyasetçinin şu cümleleri yani propaganda için bile olsa kullanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer böyle böyle algılıyorsa hani pro, gerçekten buna inanarak söylüyorsa çok yanlış bir inanış. Şu Erdoğan karşısında herkesle seçim kazanılır. Kılıçdaroğlu'yla döke saça kazanılır. Ya ben mesela bir AK Partili bana dese ki Erdoğan Kılıçdaroğlu karşısında döke saça seçimi kazanır dese yani onu da yadırgarım. Derim ki ya bak bu işler belli olmaz bu seçimdir. Böyle büyük konuşmamak lazım. Siz yine de bir dikkat edin. böyle Çünkü bu atalete de sevk eder insanları. Ee, dinamizmini kaybedersin, enerjini kaybedersin. Yani siyasette böyle laflar büyük laflardır. Yani büyük sözlerdir. Bunlardan kaçınmak lazım hani. Evet, şimdi, ayrıca, şimdi, yani, ayrıca yani, burada her Erdoğan karşısında herkeste seçim kazanır Şimdi bu cümle bir defa problemli. Yani şimdi herkeste seçim kazanılmaz Erdoğan karşısında. Hayır, bir teknik cümle... olarak da ayrıca evet. problemli. Çünkü pardon Turgay. Şimdi şöyle şu, şu sebeple Hakan Bey. Şimdi burada başka bir araştırmacı arkadaşımız da var. O da deneyimli 30 senedir araştırmacı. Ben araştırmaya başladım. demiyorum. Ya... Şunu söylemek istiyorum. Ya bir AK Partili ben bir AK Partili dese ki biz bu seçimi aldık abi kazandık bitti bu iş dese Hı. ya böyle konuşmayın bak kazanamayabilirsiniz odaklanın ona tabii ki İşine odaklan Aynı, yani aynen. böyle yukarıdan atma hani e, derim bunun gibi bir uyarıda bulunuyorum yani Anlasın o tabii. öyle Burada... ama ben de diyorum ki teknik olarak da zaten yani pardon bir kriter olarak alacağımız eğer bir ölçü varsa bu konuda en azından bilimsel bilimsel tek dayanabileceğimiz araştırma bir şey. var. araştırmadır abi, bu yani abi. E şimdi araştırmalarda son birkaç yıldır çıkan sonuçlar ortada. Hani kiminle çıktığını için bir daha konuşmayalım. Ama en azından Sayın Kılıçdaroğlu'yla girecek bir seçimin en azından heyecan taşıdığı da e, daha doğrusu garanti olmadığı. Öyle söyleyeyim. Nasıl başka evet, bir doğru, ifade doğru, bulamıyorum. Doğru. Diğer öteki ikisi, üçü, dördü neyse artık adaylar garanti mi? Yok. On, on, hiçbir ya seçim garanti, garanti değil ki. Niye Kılıçdaroğlu konuşuluyor peki? Yani şimdi, ben de bir dakika, ben Kılıçdaroğlu açısından evet, söyleyeyim. Onu, onu ben mesela Erdoğan bugün siz araştırma yapsanız, diyelim ki %56 ile kazanıyor bulsanız, ben yine de bu cümleyi AK Partililerin söylememesi gerekiyor. Çünkü seçime 7 ay var ya. Çünkü evet, yani bugünkü konjonktürde böyle olur, yarın bambaşka bir konu. Nitekim Hı. öyle oldu. Bundan Eylül ayında e, Millet İttifakı'nın olası adayının kazanma ihtimali daha yüksekti. Bugün baktığımızda o ihtimal düştü. Düştü. Bütün araştırmalar En azından puan kaybetti. Puan Şimdi kaybetti ve Erdoğan daha yükseldi yani o günden bugüne. Bu cümleler bilinçli mi kullanılmış? Yoksa gelişi güzel o an aklına geldi de mi söylemiş? Bu da çok önemli. Diyeceksiniz ki niye önemli? Şimdi diyor ki Erdoğan karşısında herkese seçim kazanılır. Kılıçdaroğlu ile döke saça, saça kazanılır. Bilinçli kullanılmışsa bir sonraki cümle... Yavuz yoluna cevap veriyor ya. Bir sonraki cümle şöyle gelir. Yani altılı ittifakla da olsak, Kemal Bey tek başına da kalsa, Erdoğan karşısında döke saça kazanır demek bir meydan okumada görebiliriz. Eğer bilinçli kullandıysa. Ya bilmiyorum bilinçli mi bilinçli Ya propaganda da yapmış olabilir. Propaganda olabilir abi, bir genel başkan yani bunu bir yapabilir defa, ya. Ben bir, birkaç tane itirazım var. Bu, bu burada araştırmayla ilgili olan kısımlar. Bir defa ne bahsedildiği kadar böyle aşağıya indi Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranı, ne de böyle bahsedildiği gibi yukarıya çıktı. Ama buna itirazım var. Çok ben paraziye olarak söylüyorum. Yani, yani böyle siz... e, bir takım e, e, kamuoyu araştırmaları görüyor mu? sizin için söylemiyorum zaten. Yok, kısmi değişim dedi zaten. Yani öyle kısmi çok büyük de bir değişim de yok. Hiç ]mış. mi değişmedi Mesela? yani? Eylülden bu yana hep aynı e, mı? Yani sıfır bir, bir artıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir... Ama Şimdi Sözde araştırma var. sonuçlarına ama, girmek istemiyorum. Çünkü sizin dediğinizin dışında sonuçlar veren araştırmalar var, da var. Yani var, olabilir. Siz, siz öyle buluyorsunuz, ama öbürü de böyle buluyor. Ama şunu ya zaten şunu, tartışma konusu o değil. Yani Ama ister bu, çıksın bu ister o. insin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim işaret ettiğim husus o değil. Ben siyasette kendi adayınızın %100 kazanacağına emin olsanız bile Böyle büyük laflar, büyük Söylenmesi. sözler söylenmemesi Söylesin. gerektiğini söylüyorum. Ama bu defa yani... hani seçmeni de küçümseyen bir yaklaşım. Hani biz Erdoğan'ı yendik. E ee Kılıçdaroğlu'yla haydi diye yeneriz. Yani böyle bir böyle bir yaklaşım bana gayri ciddi geliyor yani. Bir, bir defa hani kendi se Türk seçmenine de e siyasi yapayım. tarihimiz ceketimi koysam kazanırım diyenlerin kazanamadığı... ne olduğunu gördük. Yani evet bu o o üst, o yakta ne olduğunu gördük evet. yani olmaz yani ben işte herkesle kazanırım kılıçlarla onunla o alır götürürüm şimdi o geçmişte bir de şeyde oldu ee, 89 seçimlerine gidiyordu Türkiye Malatya'da da oldu Hanım 87 İpek Hanım bir şey Anladım, söylüyormuş şimdi. bir dinleyebilir miyiz Hakan Bey sonra Pek. hatırlatın bize o 87'yi Tamam kusura bakmayın ben buradan biraz dışarıdan olunca bazen bölmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın lütfen. E, Ahmet Bey siz bir şey söylediniz aslında ben de bunu destekleyen bir şey söyleyeceğim. E, bir e, genel başkanla döke saça seçim kazanılır denmesi için bunun bilimsel bir veriye dayanması lazım. Şimdi e, tabii ki o partinin yöneticileri bunu söyleyebilirler ama siz üyelere sordunuz mu eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin önüne sandık konulsa ben kendi üyelerinin bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını onaylayacaklarını zannetmiyorum. Eğer siz böyle bir açıklama yapıyorsanız ve siz e, ileri derecede üst düzey bir parti yöneticisiyseniz bir o zaman bunu böyle bir... Şöyle ben kendi partimizden örnek vereyim. Şimdi elbette ki bizim genel başkanımız Sayın Muharrem İnce ama Cumhurbaşkanı aday adaylığı için biz üyelerimizin önüne sandık koyacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki elbette ki Sayın Muharrem İnce seçilecek ama bu ileride bir partinin kurumsallaşması için genel bir ilke haline gelecek. Yani partinin üyelerinin önüne sandık konulması bir partinin yönetimi için oldukça demokratik bir yöntem ve olması gerektiğini düşünüyorum. Memleket Partisi de bunu yapan ilk parti Türkiye'deki siyasi partiler içerisinde. Bizim eğer seçimlere girdiğimizde Sayın Muharrem İnce döke saça kazanır çünkü biz arkasındayız memleket partisi olarak destekliyoruz dersek bunun bilimsel bir e, arka planı olacak çünkü biz üyelerimize sormuş olacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bile bu konuda yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ben anlaşmaya vardıklarını düşünmüyorum açıkçası. Kaldı ki altı yani masada e, biliyorsunuz. Zaman, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti sürekli tartışıyor bu konuda. Yani yabancı benim benim değil. Bir vardı değiliz.